Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İdlib'de öldürdük dediği terör örgütü DAEŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi ve eşinin de Türkiye tarafından Azez'de yakalandığı duyuruldu. Amerika, Bağdadi kendini tünelde imha etti. Bununla biliyorsunuz çok ciddi, kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık. Ama bakın biz bir yaygara yapmadık. İlk defa şimdi bugün açıklıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakalanan şahısların içinde Bağdadi'nin çocuğunun da olduğunu söyledi. Nerede yargılanacakları ve yasal prosedürün nasıl işleyeceği konusunda bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler. Bağdadi'nin tüm yakın çevresi daha çok ülkemizi hedef aldı. Ve bunlar ülkemize yerleşmenin veya ülkemizde gelip bulunmanın gayreti içerisinde. İşte en son biliyorsunuz Azez'de ablasının, eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Ve biz tabii bu yakaladıklarımızı yakaladıktan sonra kendi geri gönderme merkezlerimize alıyoruz. Ve bu geri gönderme merkezlerinde tabii duracaklar. Ondan sonra bizim Adalet Bakanlığımız bu konuda ne karar verecek bunu göreceğiz. Biliyorsunuz bir eşinin aynı şekilde yine yaklaşık bir buçuk yıldır o da elimizdeydi. Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bu da bizim için önemli bir hassasiyet kesbediyor. Öte yandan Alman haber ajansı DPA, Bağdadi eşi Esma el-Kubeysi'nin geçen yıl 10 kişilik bir grupla Hatay'da yakalandığını yazdı. Yakalananlar arasında Bağdadi'nin kızının da bulunduğu, kızının kimliğinin gen testiyle de teyit edildiği kaydedildi. Bağdadi'ye ait DNA'nın Irak'tan temin edildiği, Bağdadi'nin kızının isminin Leyla Cebir olduğu ifade edilen haberde yakalananların Türkiye'deki bir geri gönderme merkezinde tutulduğu belirtildi.